Herkese merhabalar. LGS yolculuğumuz devam ediyor. LGS 2023'te tüm sözeli doğru yapmak istiyoruz. Tüm sayısalı doğru yapmak istiyoruz. Hiçbir soruyu kaçırmak istemiyoruz. 2022'de LGS'de Türkçe'de A kitapçığında 8 soru metin türleriydi ve bir soru geldi. Anı, deneme, makale, köşe, yazı, fıkra vardı. Bu soruyu çözmenizi mutlaka tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hatta YouTube bu tarz LGS sorularını. Şimdi bugün sizlerle birlikte metin türleri konusunu çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Hazır mıyız Tonguç'cum? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Bugün deneme, makale, fıkra, eleştiri, sohbet, biyografi, otobiyografi, günlük anı, masal, hikaye, roman, destan, fabul, gezi, yazı, tiyatro hepsini güzel bir şekilde öğreneceğiz. Ve ardından da LGS'de bir net daha cebimize koyacağız inşallah. Hep beraber ilerliyoruz ve şu anda Kasım ayını bitiriyoruz. Kasım'da LGS başkadır dedik ve güzel güzel çalıştık. Aralık'ta da yine netlerimizi artıracağız. Peki netlerimizi artırmak için ne yapacağız biliyor musun Tonguç'cum? Bilmiyorum hocam. Ne demek bilmiyorum Tonguç'cum, sen şaka yapıyorsun. Tabii ki de bol bol soru çözeceğiz. Dinamo'dan, Taktikli'den, Zoru Bankası'ndan bu konuyla alakalı ödevlerimiz var. Hatta ben bu ödevleri hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada hemen şey kısmında, bu kısımda bir dakika, Türkçe, Zoru Bankası Türkçe'de söz sanatlarından önce metin türleri var. Burada metin türleri 1 ve metin türleri 2 testimizi mutlaka çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Ve burada da dijital soruları da mutlaka okutup çözün. Çünkü burada ekstra yeni nesil dijital soru var. Dinamo'da yine bu konuyla alakalı epey bir sorumuz var. Onları da buradan göstermek istiyorum. Test 116'dan başlıyor. 117, 118 ve 119 numaralı testleri çözmemiz gerekiyor. 120 ödevimiz değil. Taktikli Türkçe'de de yine metin türleriyle alakalı zaten son konular bunlar artık Türkçe'de. Bu konuyla alakalı yine sorularımız var. Bunları da bitirmemiz lazım. Burada hemen gösterelim arkadaşlar. 3. bölümde metin türleri ve söz sanatlarında metin türleri 1, test 58, 59 ödevlerimiz arkadaşlar. Neden bu kadar çok ödev veriyorum? Çünkü sizlerin LGS'de hiçbir soruyu kaçırmanızı istemiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman şimdi videomuzu izleyelim. Ardından ödevlerimizi bitirip netimizi cebimize koyalım. Hadi bakalım. Masallarda tekerlemeler var, olağanüstülükler var. Yer zaman belirsiz Tonguç'um. Fabıllarda, bak masallarda en önemli şey ne biliyor musun Tonguç'um? Ders verme amacı var. Yani sen masalın sonunda şunu anlıyorsun. Ha, iyiler kazanır, kötüler kaybeder. O zaman ben iyi bir insan olmalıyım diyorsun. Şimdi fabula baktığımızda fabulda da öğüt verme amacı var ve daha çok hayvanlar konuşuluyor. Bize öküz, sığır. Efendim hocam? Hayır, yani fabulda konuşan canlılardan bahsediyor. Öküz, sığır, manda, tilki, karga gibi hayvanlar konuşuyor Tonguç'um. Gezi yazısında gezilen yerler gözlemleniyor ve öznel bir şekilde anlatılıyor ama esasında doğru olan olduğu gibi aktarmak ki hani gidip gördün ya bu adam abartmış demememiz lazım. Gezi yazısı adından belli. Geziye giden bir adamın gezip gördüklerini yazması. Destan ise milletleri derinden etkilen olaylar. Yani destanlar daha çok ulusal bir özelliğe sahip Tonguç'un. Mesela Oğuz Kağan destanı, işte ne bileyim Ergenekon Kürsegin destanı. Kürsegin destanı. Öyle bir destan yok ama olsun. Türeyiş destanı, Göç destanı gibi bizim ulusumuza ait destanlar diyoruz. Denemelere baktığımızda bunlar daha çok gazete çevresinde gelişen şeyler. Herhangi bir konuda kişisel düşünceler var yani. Herhangi bir konuda kişisel düşünceler vurgulanıyor. Mesela bana göre bence diye. Hani sen okulda böyle hocanın size kompozisyon yazıyor ya. Orada deniyorsun, bir şeyler sallıyorsun, bir şeyler yazıyorsun. Deneme yazarı da kendi benim ülkesini söylüyor. Denemeden olmaz. Yani denemeden olmaz diyor. Bir şeyler. O deneme değil yalnız. Senin sınavlarda yaptığın deneme sınavları değil bu. Burada herhangi bir konuda sen düşüncelerini dile getiriyorsun. Diyorsun ki işte günümüzde sanatçılar böyle falan diye böyle kendince bana göre bence gibi ifadeler kullanarak gidiyorsun. Söyleşide de konuşmaması ve soru cümleleri var. Cevaplar var bak. Konuşmaması var, virgül. Soru cümleleri var, virgül. Ve cevaplar var. Baba ne haber, iyilik senden gibi değil de hani sevgili okurlar bazen biz de böyle düşünmez miyiz? Bence sizde böyle falan böyle bir konuşma havasını görüyoruz. Makale ise Tonguç'un bilimsel. Amaç düşünceyi kanıtlamak, tamam mı? Bilimsel fikir yazıları ve nesnel cümleler var. Bu tarz cümleler yani bence, bana göre, babana haber bu tarz cümleler asla makalede olmaz. Çünkü makale bilimsel bir yazı, nesnel olmak zorunda. Fıkra ise sakın aklına Nasrettin Hoca fıkraları falan gelmesin. Burada da güncel konular var ve kişisel görüşler var. Genellikle bu tarz yazılar gazetelerdeki, şöyle yazıyorum buraya Tonguç'um, gazetelerdeki köşe yazısı diyebiliriz. Gazetelerdeki köşe yazıları daha çok bu tarz şeyler. Mesela son günlerde, bugünlerde işte ekonominin durumu falan böyle bir şeyler anlatıyorsa bu köşe yazısı fıkra oluyor. Anıya baktığımızda bir kişinin başından geçen olayları görüyoruz ve birinci kişi ağzı. İşte 1960 baharıydı. Dışarı çıktık ve yanımda arkadaşım vardı. Beraber yürüdüm falan böyle gidiyor mesela. Bu birinci kişi ağzı.
Günlükte ise günü gününe ve günün tarihi atılarak yazılması gerekiyor Tonguç'un. Mesela sevgili günlük diyorsun ve tarihini atmak zorundasın. Yani şu hani senin günlüğün var mı evde Tonguç'um? Evet hocam, günlüğüm var hocam. Benim aylık var bende hocam. Ya aylık diye bir şey koyuyorlar. Buraya yazıyorsun işte sevgili günlük 7-12-2018 diyorsun, işte sevgili günlük. Bugün yine her zamankinden daha dangozum falan böyle gidiyorsun. Bu şekilde şeyler yazıyorsun. Bundan farkı günü gününe tarih atılması. Bu ise geçmişte yaşanan olayları hatıra şeklinde aktarmak. Biyografi ile otobiyografi son derece lezizül aziz, çok basit bir şey. Biyografide bir kişinin ağzı başka bir kişinin hayatı başka bir kişinin ağzından, başka bir kişi tarafından anlatılıyor. Bir kişinin ağzı? Kafam karış. Başkası tarafından? Anlatılmaz. Kırılır mı? Hayır öyle adam, ne diyorsun? Bir kişinin hayatı başka kişi tarafından... Benim arkadaşlarım ağzını kırarım seni. Ne diyorsun oğlum, ne diyorsun? Bana diyorlar hocam. Ya bir tane hata yaptın hemen üzerine gidiyorsun Tonguç'um. Bu kadar da acımasız olamazsın sen. Olmaz. Şimdi kişinin hayatını başkası anlatıyor. Mesela Mustafa Kemal Atatürk 1881'de Selanik'te doğdu diye Mustafa Kemal Atatürk'ün biyografisini yapıyorsun. Otobiyografi ise bir kişi kendi hayatını kendisi anlatıyor. Hani kendin pişir kendin ye var ya, onun gibi. Burada birinci kişi ağzı var. 1881'de Selanik'te doğdum. İlkokulu Selanik defa böyle okudum diye, ben yaptım diye anlatsam Mustafa Kemal'in otobiyografisi var mı hocam? Otobiyografisi değil de Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı bir Nutuk denen eseri var. Çok değerli bir eser. Mutlaka okumalısın Tonguç'um. Bir de öyküyle romanı anlatalım. Ardından da yavaş yavaş sana ödevler vereceğiz. Şimdi öyküyle roman arasındaki farkı bilmemiz lazım Tonguç'um. Roman daha uzun, daha tahliller var, böyle daha ayrıntılı. Öykü ise daha kısa. İkisinde de yaşanabilir olaylar var. İkisinde de yer zaman belli. Bu kısa, bu ise uzun diyoruz Tonguç'um. Buraya dikkat et. Ben de şöyle aklıma getiriyorum hocam. Normalde Romanya'ya gitmek çok uzun bir yoldur. Çok mantıklı. Ama Çatalhöyük'e gitmek çok kısadır bizim için. Çok mantıklı, çok mantıklı. Çatalhöyük nerede olduğunu hepimiz biliyoruz. Öykü Çatalhöyük. Yani. Güzel, mantıklı. Çatalhöyük yakın gerçekten ama Romanya çok uzaktır, uzun diyebiliriz. Olaylar birbiri ardına ilerliyor. Romana göre daha yüzeysel tahsiller yer veriliyor ve daha kısa. Bu ise hikayeye göre daha uzun diyoruz. O zaman bu haftanın ödülü sorusunu yap, yorumlara yollatalım.